Sayın Genel Başkan Yardımcım, basınımızın değerli mensupları, değerli yönetici arkadaşlarım, hepinizi en derin saygı, sevgiler ve selamlıyorum. Aramıza hoş geldiniz için ayrıca teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, Demokrasi ve Atılım Partisi 9 Mart 2020 günü başladığı siyasi yolculuğa bugün İl ve ilçelerde örgütlen kadar davetlere davet ettirir. Hali hazırda 43 ilimizde teşkilatlanmasını tamamlamış. Ayrıca 29 Aralık 2020 tarihi itibariyle büyük kongresinde yaparak Haziran 2021'de itibariyle yapılabilecek seçimlere katılma şartlarını yerine getirir. Halkımızın değişim talebi ve Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'a olan güven bizleri bu yolda yürümeye ve ülke genelinde damla damla çoğalmamıza sebep olmuştur. Sizlere partimizin kimliği hakkında kısaca bilgi sunmak istiyorum. DEVA Partisi, birey hak ve özgürlüklerini merkeze alan, geçmişin kavgalarına saplanmadan bugünün ve yarın Türkiye'si refah, adil ve özgür kılmak için 9 Mart 2020 günü kurulmuştur. Çok kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanında teşkilatlanmalarını tamamlayan DEVA Partimiz önce insan diyerek yola çıkmıştır. Bu ülkedeki herkes bir diğerini dilinden, dininden, seçimlerinden dolayı dışlamadığı, herkesin liyakati ile uygun iş ve imkanlara ulaşabildiği günlerde yaşamayı hak ettiğine inanıyoruz. DEVA Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılında seçimlerinden dolayı kimsenin dışlanmadığı, ötekileştirilmediği, herkesin liyakati ve uzun iş imkanlarına ulaşabileceği güzel günlere getirme amacıyla kurulmuştur. Hedefimiz sistem kuvvetler ayrılığı esasına göre hukukun üstünlüğüne dayanan bir yönetim kurmaktır. Bu sistemde evrensel değerler çerçevesinde temel insan hakları korunur, yargı tarafsız ve bağımsız çalışır. Türkiye birden büyüktür diyen DEVA Partisi, güçlendirilmiş parlamenter sistem ile güçlü, uzun vadeli ve istikrarlı bir yönetim sistemi tesis etmeyi amaçlamaktadır. DEVA Partisi'nin hedefi Türkiye'yi herkesin insan haysiyetine yarışan refah standartlarında bir yaşam sürdüğü seviyeye ulaştırmak. DEVA ekonomi politikalarının temel amacı adil rekabetin, fırsat eşitliğinin ve verimliliğinin esas alındığı bir ortam oluşturmaktır. Mülkiyet hakkı ve teşebbüs hürriyeti ekonomik gelişme ve refahın olmazsa olmaz koşuludur. DEVA Partisi iş başına geldiğinde bir kara delik haline gelmiş olan varlık fonunu kapatacaktır. Bu genel başkanımızın üzerinde ısrarla durduğu bir konu arkadaşlar. Sosyal yardımlar ve hizmetlerin bugünkünden daha güçlendirilmiş bir şekilde desteklenmesine inanan DEVA Partisi, bireyi, aileyi ve insanlarımızı yoksulluk sarmalından kurtarmayı amaçlamaktadır. DEVA Partisi sunduğu asgari gelir desteği modeliyle bir ailenin asgari ihtiyacı ile mevcut geliri arasındaki farkı devlet tarafından kapatılmasını desteklemektedir. Sağlıklı kalmayı önceleyen DEVA Partisi, koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini savunmaktadır. DEVA Partisi özellikle gençlerimizin işsiz kalmasını engelleyen ve bu konuda kamuda işe alımlardaki mülakat sistemini de kaldırmayı hedeflemektedir. DEVA Partisi üniversitelerimizin akademik özelliğini sağlamak için YÖK'ü kaldırmayı hedeflemektedir. Bu da genel başkanımızın açıkladığı bir diğer ülkedir arkadaşlar. Engellilerin çalışma hayatı da dahil olmak üzere
toplumsal hayatımıza tam katılımlarının sağlanması hedeflerimizin arasındadır. Engelsiz hayat ve engelsiz siyaseti şiar eden partimiz, programında %1 engellik kotası bulundurmaktadır. Teşkilatlanmalarımızda bunu gözetmeye çalışacağız. Tüm vatandaşlar, inançlarının gereğini huzurla yaşayabileceği özgür bir ortamı hak etmektedir. Deva Partisi inanç, düşünce ve davranış temelinde birikmiş sorunları çözüm için çaba gösterecektir. Bir deprem bölgesi olan Türkiye'de bütçenin önceliğinin afet yönetimine ve afetlere dair mevzuatlara ayırmayı ve risk yönetim ilkelerine göre mevcut mevzuatın yenilenmesi düşünmektedir. Kentlerimizin yaşanabilir, refah seviyesi yüksek, temiz, huzurlu, güvenli, üretken, verimli, sürdürülebilir, tarihi ve kültürel değerleri korunan, dirençli, ekolojik ve teknolojik çağdaş kentler olmasını hedefler. Deva Partisi'nin çağ atlatacağına inandığımız bir başka önerisi de 5H dediğimiz internet modelidir. Burada hızlı olacak, her yerde ve hesaplı hür internete sahip olmasını hedefliyoruz. Özellikle gençlerimizin ve öğrencilerin ücretsiz internete ulaşımını sağlamak da planlarımızın arasındadır. Arkadaşlar, Hatay İl Başkanlığı olarak atandığımız günden bugüne yaptığımız çalışmalarla ilgili sizlere kısa bir bilgi de vermek istiyorum. Başkan olduğum kurucu heyetinde bulunan arkadaşlarım Ayşe Karaca, Şerif Cemali, Ahmet Celalettin Yıldırım, Cahit Atalay ve Recep Çolakoğulları kardeşimle birlikte bugüne kadar ilimizde 10 ilçemizin ilçe başkanını belirledik. Bunların Hasta, Yaylada, Dört Yol ve Kumlu ilçelerimizin de yönetim kurulu üyeleri genel merkezimize sunulmuş ve onayları alınmıştır. Antakya ilçe başkanımız Uğur Çakılı kardeşimiz, onların da isimlerini saymak istiyorum. Defne ilçe başkanımız İnan Beyazgül, İskenderun ilçe başkanımız Ahmet Celalettin Yıldırım, Dört Yol ilçe başkanımız Kadir Aktaş, Kırıkhan ilçe başkanımız Mustafa Toprak, Kumlu ilçe başkanımız Derviş İlhan Acar, Hasta ilçe başkanımız Zekeriya Aşık, Yayladağ ilçe başkanımız İbrahim Açık, Altınöz ilçe başkanımız Hulki Baskın, Samandağ ilçe başkanımız Faruk Kala. Geriye kalan 5 ilçemizde de teşkilatlanma çalışmalarımız yeterince pandemi şartlarına göre demek zorunda kalacağım. Yeterince hızlı bir imkanlarla en kısa zamanda teşkilatlanmalarımızı bitirip onları da sizlerle oluşturmayı planlıyorum. İl yönetim kurulumuz onaylanmıştır. Şu anda 32 kişilik bir il yönetim kurulumuz vardır. Onları da birazdan izleteceğimiz slaytlarla siz değerli arkadaşlarımıza tanıtmış olacağız. Vereceğimiz basın bültenlerinde zaten bu listelerde olacaktır. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Biz basınımızı demokrasinin itici gücü olarak kabul ediyoruz. Özellikle muhalefet seslerinin duyurulamadığı, pandemi şartlarıyla çok fazla meydanlara girilemediği şu günlerde yerel basınımızın da önemini herkesin anladığını tahmin ediyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.